Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlara sunuş kılışımız. Kınamızda dikkatler ekranımız bolsun. Perzentleriniz hakkında güvahlık berişke aldıran. İstanbul'daki kan ata anılarının dikkatine alahide uhturuş. Xitay tajavuzchilarining vatanimizda elib berayotgan vahshiy jinoyatini fosh qilish, bulupmi narsidi farzandlaridan vaqtsiz ayrilgan ota-onalarning bu fursatni ching tutishini, narsidi bolalarga mu rahim qilmagan tajavuzchi Xitoylarning abdi bashirisini ota-onalar bo'lish sifati bilan farzandlarining rasmlarini elib kelgan asosda guvohlik berishga, Xitoyning qaysi darajada jinoyatchi ekanligini dunyoga oshkorlashga chaqiriq qilamiz. Bu münasibet bilen dünyaga danlık ahbarat organı BBC'nin vatanimizge kancılgan qetim bargan en münevver muhbirlerden biri bolgan John Efendi İstanbul'a kilip, balıları vatanda kalgan Uyghurlar haqqıda bir yürüyüş küçülük programı işlemekçi. Perzentleri haqqıda güvahlıq bermekçi bolgan qeyrindaşlarının vaxtıda aldın belgilengen orunga kilişini ümit kılımız. Eskertiş, güvahlıq beriş orni Sefaköy'den Zeytinburnu'u özgertildi. Yeni adres Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi Yurdagül Toy Merikiz Ali. Vakti 2019 yılı 4. ayının 18. günü. Yani ayeti peyşembe saat 5'te. İzmir şehirde kanıgan yara Şarkı Türkistan teması da yığını ötküzüldü. 16. April Türkiye'nin İzmir şehri Katip Çelebi Üniversitesi'de kanıgan yara Şarkı Türkistan teması da yığılış elip verildi. Faaliyetini Türk İslam Tetkikat Teşkilatı oranlaştırgan bulup, faaliyetke Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahat Abdurrahman teklif bilen katlaştı. Faaliyette Abdülahat Abdurrahman aldı bilen Şarkı Türkistan'dan tarihini kıskıcı tunuşturdu. Xitay'nın 1949 yılı Şarkı Türkistan'ı işgal kılgan günüden başlap, hazırga kadar yürgüzü vatkan asimilasiya siyasetleri, Şarkı Türkistan halkını dinsizlaştırış ve Xitaylaştırış üçün halkını devamlıq bastırıp gelgeldiki. Şarkı Türkistan halkının lager ve türmelerde İslami kimliki ve milli kimlikiden vazgeçişki mecbur kılınganlıkı, hatta kırgın kılınıvatkallıkı katarlık tragediyalarını tepsili otturgu koydu. Faaliyet yana Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berivatkan kırgıncılıkları, Türkiye'deki Uyghurlarının faaliyeti eksi ettirilgen resim körgezmesi kılışı arkalık, Şarkı Türkistan'dan vaziyet ehvali, muhacirettiki Uyghurlarının faaliyeti tunuşturuldu. Xitay-Tayvan münasibeti keskinleşmekte. Xitay'nın her bir yol arqılıq Tayvan'ge besim işiltişke urunup kelivatqanlıqını etkan Tsai Ing-wen'ge Xitay devlet kengişi bayanatçısı qattıq narazılıq bildirdi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xitay'ni her bir yol arqılıq Tayvan'ge besim kılış bilen ayıpledi. Tayvan haber agentliqida bu aqtı elan kılıngan haberde paytaxı Taybeydeki Indo-Tinich Okean xaupsizlik münbirdi söz kılgan Tsai Ing-wen'nin Xitay armiyesi tabi uruş ayruplarları ve paraxotlarının Tayvan deniz ve hava tabelikedeki faaliyetlerini kuyuklaştırı vatkallıqını eğitip, Xitay'nın bu yol arqılıq Tayvan'ge besim kılışkı urunup kele vatkallıqını ilgiri sürgeldeki bildirildi. Xitay Xalq Azatlıq armiyesi tabi uzun mesafelik bombardıman ayruplarlarının Filippin bilen ötküzülgen harbi manevr dairesi de, tünügün Tayvan bilen Filippin'ni ayırıp durduğun baş kanalı üstüdün uçkallıqını etkan Seyyinven, Xitay'nın bu kılmışlarından korkup kalmayımız. Belki bu bizden irademizni teximu küşeydidu. Korallı kısımlarımız Tayvan'ni muhafizet kılalaydı. Korallı kısımlarımız kelaçkimiz üstüdü nüfuz tikleşke urunup kilovatkallarga karşı takabül turalaydıgan küçke ige dedi. Xitay dairleri Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen'nin bu bayanatlarga kattık narazılık bildirdi. Xitay devlet kengişige karşılık Tayvan münasibetleri başkarması bayanatçısı Ma Xiaoguang, Armiyimiz Tayvan boğazıdaki ilgilik hukukumuz ve zemin pütüllükümüzünü koğdaşını, Tayvan boğazıda tınışlık ve mukımlık berpa kılışını, her iki taraftaki insanların menfaatlerini kapalet astığı ilişini maksat kılıp, her bir manevr ötküz diye dedi. Donald Trump, Saudi uruşuda biz kandaklı kılsak Xitay'ını yeni valimiz dedi. Amerika Xitay Saudi urushi izchil keskinleşiyotgan bir paytda Amerika prezidenti Donald Trump mayli qandoq ishlar yuz berishidan qat'i nazar o'zlarining bu urushda chuqum yengib chiqa oladiganligiga ishonganligini bildirdi.
Reuters агентлигининг 15 апрелдаги хабарда маълум бўлишича, Америка президенти Дональд Трамп шу куни Миннесота штатининг Борнесвилл шаҳрида юмлоқ устал сўҳбатида бўлган. Сўҳбат жараёнида у Хитой билан бўлган содади келишиш ёки келишалмасликидан қатъи назар ўхшашли янгиб чиқалайдиганлигини жакарлаган. Хабар дейлишча, Америка ва Хитойдан иборат дунёдаги 2 чоң содо давлати орасидаги содо уруши 9 ойдан буён изчил давом қилаётган бўлиб, ҳозирга қадар тўлиқ бир ерга келалмаган. Америка Малия министри Стивен Миночин 15 апрель куни Американинг Fox содо торига қилган сўзида сододи келиштиргучиларнинг бу қатимлиқ содо урушида кўп тиришчанликларни кўрсатганлигини айтиб ўтган. Унинг дейишча, бу хил тиришчанликлар давомлиқ давомлашади экан. Қазақстандаги Хитой бош элчиси лагерларнинг ҳақиқий маҳиятини ақлади. Қазақстанда туришлик Хитой бош элчиси Чжанг Шао асослиқ чоң таратқуларнинг зиёратини қабул қилиб, Шарқ Туркистонда навбатда юргизилаётган аталмиш маариф техник тарбиялаш марказларига оид эълон қилиниётган доклад ва хабарларга инкос билдирди. 16 апрель куни Хитойда чиқадиган Яр шари вақти газетасига басилган муносибатлик хабарда маълум бўлишича, Yaqinda bo'yan chat el taratqularida tarqalgan Sharq Turkistondagi tarbiyalash markazlariga oid uchurlar hech qanday dalil paketi yo'q asossiz xabarlar deb berildi. Xabar deyilishicha ba'zi chat el taratqulari mushxil atalmish tarbiyalash markazlaridan qo'yib berilgan qozoq aholining tutib turilgan mazgilda qattiq qiyin qistoq va xo'rliklarga uchirganligi haqida dokumentlarni e'lon qilgan ekan. Halbuki Yer Shari vaqti gazetasi xabarida o'zlarining Sharq Turkistondagi ma'lum bir kishining uchirib berishi orqali tarbiyalash markazidan qo'yib berilgan qozoqlarning yolg'on hikoya to'qiganligi haqida dalil isbotga erishganligini bildirdi. Jang Shao asosliq cho'ng taratqularga so'zlagan so'zida Sharq Turkistondagi jazo lageri va yoki gulagning qat'iy mavjud emasligini, faqatli kishilarni izchil ma'arif va kasbiy texnika bilan tarbiyalayotganligini ilgari surdi. Qozog'iston doiralari o'tgan oyda ot yurt pidoiylari deb atalgan qozoqlarning Sharq Turkistonda lagerlarga solinishiga qarshi turib, ularning kishilik huquqlarini qo'g'dashni maqsad qilgan tashkilotining boshlig'i Serikjon Belashni nazarband qilgan edi. Ba'zi kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoy rejimi garchi yuqoridagi usullar orqali jazo lageri masalasini dunyodan yashirishga urinsa-mu, ammo yaqindan buyon ijtimoiy taratqularda dangliq axborot vositalari tomonidan e'lon qilinayotgan munosabatlik xabarlar Bu masalaning paketsiz emasligini isbotlab beraladi ekan. Xitoy rejimi jazo lageri haqida avval inkor qilish, ondan e'tirof qilish, oxirida pardozlab ko'rsatish taktikasini qo'llanib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining xalqaro moliya terrorlik sandining qora tizimligiga kirgizib qo'yilishi qattiq tanqidga uchradi. Markaziy Londondagi xalqaro moliya mulozimati shirkati Refinitiv Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning oz deganda 3 nafar faoliyatchisini uning qarmoqidagi Dunyo nazorat moliya sandining terrorlik qora tizimligiga kirgizib qo'yib, ularga nurg'un kashili paydo qilganligi ma'lum bo'ldi. O'tir Sharq ko'zi nomli to'rgesining 15 aprel oshkorlanishicha dunyodagi nurg'un cho'ng banklar Dunyo nazorat moliya sandini ta'minlagan xavfsizlik analizi va terrorlik qora tizimligini ishlatgachga bu Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning mas'ullarining xalqaro pul muomila ishlarini to'sqinlikka uchratgan. Bu vaqaning Xitoy rejimi 2 milliondak Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlarni yig'ib olish lagerlariga qamishi xalqaroda diqqat nuqtasiga aylanib, Xitoy rejimini jazolash sadosi kuchayotgan mazgilda oshkorlanishi kishilik huquq tashkilotlarida jiddiy andisha paydo qildi. Ma'lum bo'lishicha, Dunyo nazorat xavfsizlik sandini burun Thomson Reuters nomli shirkatning egidorligida bo'lib, u 2018 yili 10 oyda bu o'rinni Blackstone nomli shirkatga setib bergan. Blackstone Refinitiv nomli tarmoq shirkatini qurib, Dunyo nazorat xavfsizlik sandini uning boshqarishiga o'tkazib bergan ekan. Ma'lum bo'lishicha, Refinitivning Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning raisi Dulqin Aysa, uning ko'chmanlar ishlariga mas'ul xodimi Mamat To'xti qatorliq mas'ullarini terrorlik qora tizimligiga kirgizib qo'yishi bilan ularning Kanada Royal Banksi, Avstraliya Banksi, Germaniya Deutsche Banksi, G'arb uyushmasi qatorliq pul muomila organlarida pul selishi, pul almashtirishi cheklangan. Erkin Asiya radiosi 16 aprel kuni markaziy Londondagi Refinitiv shirkatiga telefon qilib, Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning ba'zi mas'ullarini terrorlik qora tizimlikka kirgizib qo'yishidagi sabablarni so'rgan. Mazkur shirkatning aloqa ishlariga mas'ul direktori Paul Sandel telefonni qabul qilib, buning intayin murakkab bir tema ekanligi, shunga o'zlarining savolga javob beradiganligi, biroq savollarning elxat orqali avatilishi kerakligini bildirgan.
Muhbirlar bu vaqtdagi savollarni elxat orqali avatgan bo'lsa-mu, lekin hozirga qadar ulardan hech qanday javob kelmagan. O'tir Sharq ko'zi to'rining bildirishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2008-yili Dunyo nazorat xavfsizlik mulozimat sandining terrorlik qari tizimligiga kirgizib qo'yilgan. O'tir Sharq ko'zi to'rining bildirishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2008-yili Dunyo nazorat xavfsizlik mulozimat sandining terrorlik qari tizimligiga kirgizib qo'yilgan. Dünya Uyghur Kurultayının nemi üçün bu işini hazırgı qadar bayqamaganlığı məlum emas. Dünya Uyghur Kurultayı rəisi Dulqun Aysanın bildirişçə, Angliyadakı bir qanun mülazimət orni ular bilan alaqılışıb, ularının terrorlik qarı tizimliki kirgizib qoyulganlığını etkandan keyinlə, andın bu iş ularının diqqətini tartqan. Dulqun Aysanın ilgir sürüşçə, oxşaş əhval yana Dünya Uyghur Kurultayının Germaniya Deutsche Bankısıdakı hesab numarığa pul yatquzuş məsələsi də yüz bergan. O Deutsche Bankisining Avstraliyadagi Uyg'ur jamoati avatgan iona pulni qaytirib o'tganligi. Banki bilan so'zlashsa, Deutsche Bankisi pulni Avstraliya bankisi qaytirib oldi deb javob berganligini bildirdi. Muxbir 16-aprel Deutsche Bankisiga telefon qilib, buning sababini so'ragan bo'lsa-mu, lekin Deutsche Bankisi fikr bildirishni rad qilgan. Mazkur bankining Amerikada turishliq bayonotchisi Troy Gravett bundaq bir pul obort mulozimatining bo'lganligini e'tirof qilib, lekin uningga fikr bildirmaydiganligi, shuningdek pul obortining cheklanmaganligini bildirdi. Uning qayd qilishicha, ular o'zlarining aloqador masalaga qarata bugun elib borgan tekshirishini axborot bilan o'rtoqlashmaydi degan. O'tir Sharq ko'zi to'rining xabarida bayon qilinishicha, bu vaqa kishilik huquq tashkilotlarida xalqaro banki va qoida tuzguchi o'rinlar Xitoyning xalqaro sistemini suiiste'mol qilishiga va raqiblarini terrorlik bilan ayiblab jimiq turishiga sal qarayotamdi degan andisha paydo qilgan. Germaniyadagi xatar ostidagi xalqlar tashkilotining direktori Ulrich Delius 16-aprel muxbirning ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Biz bu shirkatning davlatlar, hukumatlar va kishilik huquq tashkilotlarining Uyg'urlar haqida elib berayotgan munozaralarga quloq solmaganligini oshkorlashimiz kerak. Biz uning nima uchun buningga quloq yopirganligini so'rashimiz lozim. Xitoyda faqat sodinili qo'g'lishib ish qilish haqiqatan aljig'anlikdir. Bu shirkatlarning hammasi mablag' solg'uvchilarga tayinidi. Bizning mablag' solg'uvchilar bilan so'zlashib, agar ular ishonchini yo'qotsa, ularning savdosiga ta'sir qildiganligi va savdosini ziyonga uchratadiganligini tushuntirishimiz lozim. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tapshirmiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.